Havran'da yemyeşil bir doğa içinde Havranlı hanımlardan bölgenin geleneksel lezzetlerini öğrenmeye devam ediyorum. Ve şimdi de Havranlı Filiz Hanım'la beraber ne yapıyoruz acaba? Bugün sarmaç yapıyoruz size. Daha çok beş çaylarında yenen ya da salata niyetine yenen bir yemeğimiz. Evet, sarma içi, yalnız bu dolma içi, yaprak sarması içi değil, biraz bahsedebilir miyiz? Evet, bu sarma içi deniyor ama sarılmadan yeniyor. Evet. Çok değişik, çok harika bir lezzet. Şimdi bizi bekliyor. Malzemelerimiz neler Filiz Hanımcığım? Malzemelerimiz bulgurumuz var. Yıkayıp ayıkladığımız. Yeşilliklerimiz var. Dereotu, maydanoz, nane, biber, domates, kuru soğan, yeşil soğan. Harika. Biraz da limonumuz var. Birazcık da limonumuz var. Baharatlarımız var. Evet. Limon suyumuz var. Limon suyumuz var. O zaman malzemelerimiz tamam. Hadi yapmaya başlayalım. Başlayalım. Bulgurumuzu tenceremize alıyoruz. Oo, çok ilginç bir yemek olacak. Çok merak ediyorum. Yemekten ziyade salata. Salata, evet. Evet. Çayının yanında. Hanımlar burada altın gününe giderken, buluşmalara giderken muhakkak çayın yanına bu güzel lezzeti yapıyorlar. Evet, salçamızı ilave edeceğiz. Tamam. Salçamızı ilave ettik. Daha sonra sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Hmm. Sarma içi. Havra'nın meşhur sarma içi için suyumuzu koyalım. Ne kadar su koyuyoruz acaba? Göz kararı koyuyoruz. Gerekirse tekrar ilave edebiliriz. Evet. Of, of, of. Çok değişik, güzel bir şeye benzeyecek bu güzel yemeğimiz. Evet, çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz. Siz de seversiniz. Inşallah. Evet, ben zaten Havra'nın bütün yemeklerine bayıldım. Eminim ki sarma içine de bayılacağım. Salçamızı eritiyoruz içerisinde. Tamam. Bulgurumuzu koyduk, salçamızı koyduk, sıcak suyumuzu koyduk. Evet, şimdi bulgurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz. Biraz daha su ilave edelim. Tamam. Suyumuzu ilave ediyoruz. Bulgurlar suyu çekecek mi? Çok çekmeyecek. Biraz olacak o zaman. Evet. Hmm, çorba gibi. Evet. Kapağımızı kapatıyoruz ve bulgurumuzun demlenmesini bekliyoruz. Evet. Birazcık şişecek, evet. Bulgurlar pişecek. Sonra diğer malzemelerimizi koyacağız. Çok da güzel koktu ya. Evet. Mükemmel. Salça tabii yöresel olduğu için, aynen, doğal kendi olduğu için. Kendi domateslerimizden. Çok da güzel koktu. İçi. Havra'nın geleneksel lezzetlerinden biri. Burada yöresel lezzetlerde sınır yok. Şimdi de şişen bulgurlarımızı sosuyla beraber tenceremize alıyoruz. Servis tabağımıza alıyoruz. Ben size yardım edeyim hemen. İyice alalım. Ziyan olmasın. Oh, süper. Sarma içimizi servis tabağımıza aldık. Evet, iki tane kesme şekerimiz var lezzet vermesi için ama bir tanesini atalım. Hı hı. Tuzumuz, karabiberimiz ve pul biberimizi atıyoruz. Oh. İşte çok pratik, çok kolay. Her evde yapılabilecek, evet, basit malzemelerle Havra'nın yöresel lezzeti. Limon suyumuzu koyuyoruz. Hem tatlı hem ekşi. Evet. Çok ilginç. Bakar mısınız? Limon suyu koyduk, şeker koyduk. Süper oldu. Zeytinyağımızı koyuyoruz. Tabii zeytinyağsız hiçbir yemek olmaz. Bolca koyuyoruz tabii ki. Zeytinyağı işin boyutunu değiştirdi ya. Bakar mısınız? Evet. Kadar güzel oldu. Parlaklık geldi, canlılık geldi, lezzet geldi şimdi sarma içimize. Kuru soğanımızı koyuyoruz. Sayıldığımız için. Hı hı. Taze soğanımızı da ilave ettik. Oh. Kuru soğan, taze soğan. Biberimiz. Hmm. Bunlar hep göz kararı tabii ki. Evet. Hangi sebzeyi, hangi bitkiyi, hangi ölçüde istediğinize göre o şekilde ilave edebilirsiniz. Domatesimizi koyuyoruz. Domatesler de çok bakın küçük doğranmamış, iri iri doğranmış. Zeytinyağlı. Böyle kısır desem böyle kısırın sulusu gibi. Kısırın sulusu, evet. Yeşilliklerimizi en son koyuyoruz çünkü ölmemesi için. Evet. Maydanozumuzu ilave ettik. Evet. Çok güzel oldu. Sarma içi. Dereotumuzu koyuyoruz. Of, koku da mükemmel oldu. Bu dereotu girince var ya. Evet. Bambaşka bir boyut alıyor gerçekten. Bayılıyorum kokusuna. Nanemizi koyuyoruz. Nane. Evet. Şimdi bir sokaktan buyurun Hacer Hanım. Buyurun. Bir sokaktan geçerken eğer o eve misafir gelecekse ve eğer sarma içi yapıldıysa o sokak baştan sona sarma içi kokar. O sokaktan geçenler anlarlar ki bu evlerde birinde sarma içi yapılıyor. Evet. Yapılmış.
Salça çok güzel kokuyor. Evet. Dereotu mükemmel kokuyor. Domates harika. Doğramış olduğumuz limonlarımızı da koyuyoruz. Kabuğuyla beraber mi? Kabuklu, evet. Limonlarımızı kabukla ilave ettik. Aynen. Oldu. Beni bile çekti içine. Buyurun. kış aylarında haşlanmış lahana ile birlikte ikram ediliyor. Yaz aylarında, baharda asma yaprakları haşlanarak yeniyor. Hatta onların haşlama suyuna yapılır bu. Başka su konulmaz. Yaprağı haşladığınız suyla ya da lahanayı haşladığınız suyla yapılır. Yaprakta haşladınız değil mi? Yaprakta haşlandı. Şu an yaprak yok. Taze yaprak yok. O yüzden... Mevsimi geçti yaprakları. Evet, yaprak olmadığı zaman, için. Lahana da henüz çıkmadığı için böyle çok ara bir mevsimdeyiz. Evet, o yüzden böyle biraz sade daha yiyeceğiz. Zeytinyağı koyabiliriz. Of, yalnız var ya, bu mükemmel oldu ya. Bakar mısınız acı şu rengi güzelliğine? Acı biber turşusu yanında. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Ay harika. Bulgur pilavının biraz sulusu. Hazır. Patırık diye. Çok güzel oldu. Bir kere mutlu yemiştim Mersin'de. Böyle tabii ellerle falan karıştırdığım için herhalde o yüzden batırık deniyordu ona. Bayağı bir 10 yıl oldu ben onu yiyeli. Tabii görsü farklı batırıktan. Az önce benziyordu ama şu anda benzemiyor. Çok sebze kattık. Çok güzel oldu. Çorba kıvamında oldu şu anda. Çok güzel oldu gerçekten Filiz Hanım. Hacer Hanım. Ben tadına bakmak istiyorum. Hemen bir tabağa şöyle. Çok güzel. Buruna göre. Kolay, basit bir tarif. Evet, hemen şöyle tabağıma alıyorum. Sarma içi yaptık. Bakın, Havra'nın yöresel ürünleriyle. Hepsi bahçeden. Birazcık yağından, suyundan da koyayım. Zeytinyağında. Evet, şöyle bakın nasıl yenilir, nasıl servis edilir? Suyuyla, zeytinyağıyla servis ediliyor. Oldu mu? Beğendiniz mi? Evet. Şimdi tadına bakıyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şöyle domatesinden, nanesinden, soğanlarından alıyorum. Beğendiniz mi? Mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Tuzu, ekşisi yerinde mi? Her şey mükemmel. Afiyet olsun. Ürünler o kadar taze ki, o kadar güzel ki, gerçekten hayatımda tattığım en güzel yöresel lezzetlerden biri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.